Selam gençler Ukap ben. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber uzun zamandır çekmediğim köy inceleme videosunu çekeceğim. Umarım güzel bir video olur. Daha önceleri biliyorsunuz canlı yayında takılıyorduk sürekli ama şimdi bugün videosunu yapma kararı aldım. Tabii rahat rahat bilgisayardan da yapabileceğim için beni de şu anda görebiliyorsunuz. Normal saldırı videosu olsa bilgisayarda şu an için tam beceremiyorum ama onunla canlı saldırılarına geçeceğim. Geçen canlı yayında biliyorsunuz güzel güzel efsane saldırıları gerçekleştirdik. Devamı neden gelmesin diyorum. Bakalım elimden geldiğince yapacağım. Ve çok uzatmadan ilk köyümüzü inceleyelim. Danger Yasu. Son Savaşlar klanında büyük rolünde belediye binası 14 hesabı var arkadaşımızın. Kahramanları birazcık düşük. 53 kral, 64 kraliçe, 27 koruyucu, 15 şampiyon. Petleri daha yeni yeni kasıyor. Şu ordu düzenlemesi hakkında yorum yapmayacağım. Çünkü herkesin yapmış olduğu saldırı ordusu farklıdır. Tabi en klasikleşmiş haliyle en kolayı hava saldırısı biliyorsunuz ama hava saldırısı da tazı balon değil tabii ki arkadaşlar. Ejder birinci balon klan kalesinde süper okçu ancak bu düzenlemede belediye binası 14'te petleri geliştirirken benim tavsiyem artık 14'ün hani bir rafı düştü. 15 aynı özelliklere sahip birkaç savunma ile beraber petlerin çoğalmasından kaynaklı istediğiniz pedi orada kasabileceğiniz duruma göre ayarlamanızı gerektiren sonuçlarla birlikte nasıl bir cümle vurdum ben de bilmiyorum. Kesinlikle 15'e takılıp o petlerle beraber gelişimini sağlamanızı tavsiye ederim. Hele bir de efsaneye çıkarsanız değmeyin keyfinize. Ganimet kaybetmeyip sadece günlük 8 saldırıyla işi döndürebiliyorsunuz ve gerçekten de dönüyor arkadaşlar. Duvarlar belki yavaş döner ama kesinlikle dönüyor. Bilginiz olsun. Danger Yasu başarılarının devamını dilerim. Benim sana tavsiyem belediye binası 14'te kasılırken zaman kaybı yaşayabilirsin. 15'e geçmeni tavsiye ederim. Bir diğer köyümüze geçelim arkadaşlar. Fiofof Diriliş Klanı'nda üye belediye binası 13 hesabı. Taha Demirci kardeşime ait. Yani isim o yöndeydi. Şimdi belediye binası 13. Ya aslında 13 hakkındaki fikirler değişkenlik gösterdi arkadaşlar. Gösterme dersek yalan söylemiş oluruz. Hani eskiden 11'den 13 atlayın şampiyonu kasıp birazcık 14'e geçin diyorduk ya. Şimdi 15 son sınır olunca 13'te aslında takılınabilir birazcık. Son seviyeye kadar. Neden son seviyeye kadar takılınabilir? 13 artık kendince başka bir dünya oldu. 14-15'e karışık düzende gittiği için hayvanlardan kaynaklı 13'te birazcık vakit harcanabilir diyeyim. Yani üst seviyelerde zorlanmamak adına ki şu kahramanları yapmışsın kardeşim kesinlikle 13'ü özellikle kahraman ayağında fullemeden geçme. Savaş yıldızım çok düşük. Saldırı çok fazla yapmıyorsun anladığım kadarıyla klan savaşı. Onun haricinde güzel kupan var. Efsane Lig'e de çıkabilirsin. Yani iyi seviyeye gelmişsin. Gerçi Efsane Lig'de niye zorlayasın ki kendini belediye binası sonuçta. Güzel, gayet güzel. Duvarlara çok önem verme. Genel olarak hava saldırısı kullanıldığını düşünecek olursak. Şimdi gerçekten başımızda elektro titan gibi bir dert var ama kesinlikle hava saldırısı her zaman daha ağır basıyor. Burada söyleyebileceğim şey belediye binası 13'ten çok şaşma, fullemeden geçme, güzel bir seviyeye geldikten sonra direkt 15'e geçersin. Başarının devamını diliyorum. Bir diğer köye geçelim. Bu köyü bize sunan arkadaşımızın Niki Dali belediye binası basayım mı demiş. Bakalım Ali 58 belediye binası 12 kesin bas. Yani bak görmeden söylüyorum kesin bas.
Niye kesin masali? Belediye binası 12 artık şey seviyede kaldı. Hani iyice oynak seviyede kaldı. Atölye dışında sana hiçbir faydası yok. O yüzden 13'e geç, şampiyonu kas. 13 lafıyla 14-15 direkt atlangoçluk yaparsın. Çok da sıkıntı yaşamazsın. Belediye binasını geç kardeşim. Bir de kahraman seviyelerine bakalım ki kahraman seviyende kraliçen fena değil. Koruyucu fena değil. Belki de son seviye olur da şaşırırım diye korkuyorum. Kralın kıyafeti çok güzel. Kraliçenin kıyafeti de harika. Yılbaşı kıyafeti herhalde. 399 yıldız yani. Bir tık düşük ama olsun. Sana tavsiyem bas kardeşim. Hiç bekleme. Ticari bekleme yapma diyebiliriz. Bir diğer köye geçelim. 14'e geçmek için neleri bitireyim yazmış. Kardeşim 14'e geçmek için neleri bitir biliyor musun? Şimdi öncelikle kahramanları bitir. Demin de 13 seviyede söylediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle artık 13 değer kazandı benim adıma. 15'e şey 14'e nazaran. Çünkü 14-15 ayarı şey yok. Hatta bir tane belediye binası 12 hesabım var. Onu şimdi 13'e geçirmeyi planlıyorum. Onu 13'te fullleyene kadar devam edeceğim. Fullledikten sonra direkt 15'e katlayacağım. Kitapları falan çekişleri biriktireceğim. Direkt böyle çat 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 basmayı planlıyorum. Sana da tavsiyem bu yönde olabilir. Kesinlikle kesinlikle her şeyi fulle kardeşim. Gerekirse gücün yetiyorsa duvarı da fulle. Bir tane inşaatçıyı boşta bırak. Duvarı da fulleyerek devam et. 13'ten 15'e geçerken duvarla uğraşmazsın en azından. Ağır savunmaları kasarken diye düşünüyorum. Onun haricinde çok fazla atılacak bir şey yok. Kupa şeyin çok iyi. Efsane Ligi'de kalabilecek kuvvette olursan harika kasarsın diye düşünüyorum kardeşim. Allah kolaylık versin. Başarılarının devamını diliyorum. İyi oyunlar. Bir diğer köye bakıyoruz. Mamiş Mamiş. Evet. Mamiş'in köyünü inceleyelim. GS 1905 Derya Baş. Belediye binası 12. Yani çok zaman kaybetme kardeşim 12'de. Çünkü 12 çok gerekli bir belediye binası değil. Atölye haricinde hiçbir faydası yok. Keza yine aynı cümleler. Onun da haricinde söyleyebileceğim çok fazla bir durum söz konusu değil Mami. 13'e geçtikten sonra da şampiyonla biraz harmanlarsın köyü. Başka bir hesabım yoksa ona göre hareket edebilirsin. 15'e kadar çıkabilirsin de ama 13'e bir geç derim. En azından kahramanların düşükken bu seviyede zaman kaybetmezsin yani. Yani zaman kaybetmezsin. Çok büyük bir problem değil diye düşünüyorum. Tavsiyem o yönde kardeşim. İnşallah güzel yolun bahtın açık bir durumla karşı karşıya kalırsın. Sana başarılar diliyorum. Bir diğer köye bakıyoruz. User isimli kullanıcı. Efecan Kara Belediye Binası 10 hesabıyla karşımızda. Belediye binası 10 artık ölü bir yatırım benim için. Neden o zaman 10 hesabım var diyeceksiniz. Kesinlikle hani her belediyeden bir tane hesap olması konusunda direttiğim için var. Ama eğer tek bir hesabınız varsa kesinlikle bu seviyede kalmayın arkadaşlar. Ve yükseltebildiğiniz kadar yükseltin.
Çünkü artık oyun o seviyede kalmadı. Tabi burada da benim için belediye binası 10 düzeyinde üstad dahadır. Sefadır. Onun saldırılarını Pekka vesaire kullanıyor. Hatta bana da orduyu vermişti. Tabi o tarz bir orduysa saldırıp kupada kısabilirsiniz. Hesabınız artık hani full seviyeye gelmek üzere. Duvarları falan tamamlamışsın. Kahramanlar için de bekleme. Geç bir üst seviyeye. Orada koruyucuyla beraber kasarsın kardeşim. Çok vakit kaybetme. Başarılarının devamını diliyorum. Bir diğer köye geçelim ve köy inceleme videomuzu noktalayalım. Bakalım burada kim varmış? Resident Evil Rock and Live klanında belediye binası 12 hesabıyla karşımızda 1064 tane kazanılan yıldızı var bu arada gördüyseniz. Ben hızlı geçişte bir gördüm. ...35 tane Walker. Kaç şeye bakacaktım? Bak tekrar tekrar tıkladım. Birlik kapasitesi 280. 12'lerle takılmıyoruz artık biliyorsunuz. Oyunun en başından beri en gıcık olduğum, arada bıraktığım belediye binalarından bir tanesidir. Yani çok teferruatlık bir durumu söz konusu değil. Ama tavsiye durumu söz konusunda kesinlikle 13'ü atlamanı tavsiye ederim. Orada takılman daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Niye öyle düşündüğümü de söyleyeyim. Yani 12'de atölyeyi bastım bitti. Yok başka tık özellik yok yani. Bir tık ileriye gidemiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden belediye binası 12'de kalmaktansa 13'e geçip orada şampiyonla beraber diğer kahramanları da kasabilirsiniz. Yani çok problem değil. Kahramanın olmadığı yerde de çok fazla savaş yapmıyorsunuz biliyorsunuz. Zor oluyor. Onun haricinde de bir şeyler size zorluk çıkartmaz. Yani iki tane de kaya saçar da savunmanız da kötü durmaz diye düşünüyorum. Güzel, gayet duvarlarını da yıkasmışsın. Problem gözükmüyor. Bir de 13'e geç. Orada da şampiyonu göster. Artık savaş gazabına uğrat milleti derim. Evet arkadaşlar benim için güzel bir video oldu. Uzun zamanda çekmediğim, alışkanlığını kaybettiğim köy inceleme videosu. Bugün inceleyeceğim köyler bu kadar. Tabi bir diğer video olarak döner miyiz bilmiyorum ama hafta içi canlı yayınımız devam edecek. Köy inceleme canlı yayını. Hafta içi süresi boyunca sizlerle beraber 5vs5 de yapmayı planlıyoruz. Twitch'te yayınlarımız devam ediyor. Her türlü yayınla, her türlü oyunla karşınızda olacağıma söz veriyorum. Bende tek sabit bir oyun yok. Evet, video olaraktan Clash of Clans ağırlıklı gidiyoruz ama diğer oyunlara da sizlerle beraber ağırlık verebiliriz. Tabi tercih yeni sizin gençler. Lütfen takip etmeyi unutmayınız. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdiden tüm like atanlara, izleyenlere teşekkürü bir borç biliyorum. Bu borcu da inşallah güzel yayınlarla öderim sizlere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki canlı yayın ya da videoda görüşmek üzere. Bende kalın. Hoşça kalın.